Yıllardır eylem yapan, yılmadan, bıkmadan eylem yapan kardeşlerim, kalbinizde insan sevgisiyle onurlu bir yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Korkmadan, yılmadan, eksilmeden direniyorsunuz. Harama el uzatmadan, hakkınız olmayana göz koymadan, alın terinizin karşılığı için mücadele veriyorsunuz. Kara, yağmura, soğuğa bakmadan hak mücadelesi veriyorsunuz. Hasiyet mücadelesi veriyorsunuz. Bilmeyenlere, görmeyenlere, duymayanlara, öğrenmek istemeyenlere ders veriyorsunuz, ders. Sizin lideriniz olmak, kolunuza girmek, önünüzde yürümek benim için şereftir, onurdur, onurdur. İşte başkan, işte sendika. Bu büyük buluşmamız Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktığı, yeter artık, bıçak kemiğe dayandı diye seslendiği bir haykırıştır, bir direniştir. Buradan, emeğin bu kutsal kürsüsünden, hak için, ekmek için, gelecek için, mücadele eden tüm emekçilere, bu ülkede aş için, iş için, mücadele eden tüm emekçi dostlarıma selam olsun, selam olsun, selam olsun. Altı oturumda masada mücadele verdik. Tek amacımız hakkımız olanı almaktı. Son iki yılda sokaktaki enflasyonun silip süpürdüğü soframızı geri toplamaktı. Fazladan hiçbir şey istemedik. Yalnızca emeğimizin karşılığını, çoluk çocuğumuzun geleceği için, yani insanca bir yaşam için taleplerimizi dile getirdik. Ama onlar bizi anlamadılar. Dinlemediler. Bizi görmezden geldiler. Çünkü onların kulakları sağır, gözleri kör, kör. Tanıyorlar ki o çarklar kendiliğinden dönüyor. O bacalar kendiliğinden tutuyor. Sanıyorlar ki bir sihirli el dokunuyor ve metal sektörü ihracat rekorları kırıyor. Şampiyon oluyor. Kendinize gelin beyler, kendinize gelin. Eğer grev kararı alınırsa nasıl olsa ertelenir, yüksek hakeme gideriz, enflasyonu bile alamazsınız dediler. Geçen hafta bizi yeniden masaya çağırdılar. Umutlandık. Dedik ki patronlarımız herhalde insafa geldi. Hayatın gerçekleriyle yüzleşti. Bize makul bir teklifte bulunacaklar. Gittik, oturduk. Tekliflerini lütuf gibi 2 puan arttırdılar. Bizimle dalga geçer gibi. Alın size %8 dediler. 3 yıllık sözleşmeyi, esnek çalışmayı, kısal yemeği, ikramiyelerin yıl sonunda ödenmesini, denkleştirmeyi, yani kazanılmış bütün haklarımızı elimizden almak istediler. Biz bu açıklanan resmi enflasyona göre sözleşme yapamayız, yapmayız. Bu rakamların bizim gerçeğimizle uzaktan yakından ilgisi yok. Buradan TÜİK yetkililerine sesleniyorum. Alışverişi nereden yapıyorsanız bize de söyleyin, bize. Biz de gidip oradan yapalım. Biz sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Sesimizi duyan, çağrımıza kulak veren, mücadelemizi destekleyen kardeşlerimizle birlikte artık yüz binler olduk. Kim olduğumuzu görmezden gelenlere bu miting bir kimlik beyanı olsun. Biz işçiyiz, biz emekçiyiz, biz insanız, biz halkız, halk. Unutmayın ki bir şafak vakti karanlığın kenarından ağır ellerimize toprağı basıp doğruluruz. Yolumuz açık olsun. Kazamız mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.